Bu değildi. Tamam. Biz diyoruz ki, dokunmalarla, yani o tabiatını bozarak, dabbeyi ortaya çıkardık. Fıtratı bugün, bozduk. Evet. Bugün dabbe olan meyveler var. Hmm. Mesela, angelika, erik, bir dabbedir. Efendim, işte tüy yolunmuş şeftali, bir dabbedir. Şeftali dedin, tüylü olur. Hmm. Tabiatta tüysüz şeftali varsa, amenna. Hmm. Siz alıp da, insanın nefsinin arzu ettiği hali, bir meyveye bak, arzu ettiği hale diyorum, bir meyveye yüklerseniz o meyvenin görüntüsünü, şeklini, ömrünü uzatabilirsiniz. Hı. Ama artık bunun bedeninizde faydalı olma garantisi yoktur. Hı. Çünkü siz ona dokundunuz. Yani evet. yaratılış maksadından çıkarttınız Çık. onu. Yani evet. portakalla limonu birleştirip greyfurt yaptığınız Yapamaz. gibi. Yapamazsınız. Yaptığınızda Hı. bu size zarar verir ve zaten veriyor. Hı. Yani esasında ben millet pek şeye bakmıyor ama takva budur. Yani Takva'yı biz namazda huruç çıkarmak dinde şey zannediyordu. Hayır. Hmm. Takva Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir ettiği varlığı takdir ettiği hal ile kullanmak. kullanmak. Takva budur. Ve korumak. Ve işte takva dediğin Allah'tan korktuğun zaman sen onun tabiatına ...saygı duymak zorundasın... ...ya bu arpayı Allah böyle yaratmıştı... ...ben bunu alayım da... ...daha şöyle olsun, daha böyle olsun dediğin zaman... ...bir tür zımnen diyorsun ki... ...ben bu işi daha iyi yaparım... Hmm. ...halbuki Allah... ...senin sinir hücreni... ...senin katmanlarını... ...bedenindeki bütün ihtiyaçları, hormonları... Hmm. ...efendim genleri, kromozomları... ...her şey bilerek onu takdir etti... ...ve sana öyle bir gıda verdik verdi ki... ...bütün sisteme yararlı olacak... ...ama sen... ...damağın zevkini almak için... ...mideyi duman edecek bir şey yarattı. Hmm. O da gitti insülinin salınım şeklini bozdu. Çünkü yani insülin diyelim ki bir şeker yakıcısıdır vücutta. Hmm. He bakıyor ki yani bu sen şeker diye alıyor. Bakıyor şeker değil. Ben bunu hmm. nasıl yakacağım diyor. Yakamıyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Depoluyor. Sen diyorsun ki ha şeker oldun. Hmm. Değil. E, bunların her birisi dabbe üzerinden geliyoruz. Yani kendisine dokunulmuş bir meyve de dabbedir. Hı hmm yerde kendi kendine debelenen giden bir mesela bizim e, biz her gün bir dabbe biniyoruz. Bizim Üsküdar'daki şey metro hmm. e, kendi kendine gidiyor. Hangi durakta duracak, nerede duracak, ne yapacak? Kendi kendine şoförü falan yok. Tamam, bir ha. mekanizmaya, sisteme bağlı şekilde çalışıyor. E bu dabbedir işte. Hmm. Çünkü dabbe odur. baktığınız zaman. Bir tarafı daha var. Dabbenin sinsi bir şekilde yayılmak diyor. Hmm. Manalarından bir tanesi. Siz yorumluyorsunuz şimdi. Yani, yani on, kavram on, açıyor, açıyorsunuz. 14 dabbenin hmm. karşılıklarını şey hmm. yapıyorum. Yani dabbenin hem sözlük anlamı hmm. hem de ayetlerde geçen halleriyle dabbeye baktığınız zaman yani şey de giriyor işin içerisine. Ee, hadi bisiklet diyelim yine insan gücüyle kullanılıyor ama yerde hareket eden tren de dabbedir. Hiyare de dabbedir çünkü yerde ve gökte ve denizde. Şu da dabbedir, bu da dabbedir ama hı hı. en bunların dabbelerinin en tehlikeli tehlikelileri hareket eden varlıklar üzerine yeni programlar yükleyerek insana saldırtmaktır. Esas olan budur. Yani normalde şimdi mesela hı. ileride gelecek. önümüze çok yakın zamanda gelecek. Bunu lütfen not edin. Grafen diye bir bir varlık geliyor. Bu grafen henüz hayatınıza girmedi. Evet, Bu grafen Hı -hı. varlık hayatınıza girdiğinizde siz kontrol edileceksiniz. Elinizde çocuğunuz nasıl alıyor bir kumandayı, arabasını kontrol ediyor, bilgisayarını kontrol ediyor. İşte e, e, şeyisi neydi? E, televizyonu kontrol ediyor. Sizi dışarıdan kontrol edecekler. Alçak yörünlü, alçak yörüngeli uydularla sizi istedikleri gibi yönlendirecekler eğer grafen yüklenmişse. Grafen maalesef bilerek bilmeyerek şu anda bilerek yani bilerek yapılıyor ama biz bilmeden yapıyoruz. Tıbbi şeylerin büyük bir kısmında grafen var. PCR yani testlerinde var olduğu söylendi, maskelerde var evet, olduğu söylendi, var. aşılarla alakalı iddialarda bunun olduğu Bizim bizim e, bizim kötü niyetli düşünme yani bilimi kötü niyetli düşünme hakkımız yok. Hmm. Fakat birileri bilimi kötü niyetli ve insan aleyhine kullanıyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Resulullah diyor ki, devamete doğru ölema su gelecektir. Ölema su. Ne demek ölema su? Kasten ve bilerek bilgiyi ve bilimi kullanarak ifsad etmek. Vazifesi budur. İfsad etmek. Son yani. 200 yıldır evet, son 100 doğru artarak devam ediyor. Artarak yani, devam ediyor. Bu anmasını... Bugüne kadar ne bütün gıdalar yaptı? ifsad edildi. Bütün meyveler ifsad edildi. Buğday insanlığın başına bela edildi. Sebzeler, meyveler ifsad edildi. Şimdi doğrudan Hı. ahlaken ve sureten ifsad edilen insanın siretinin de ifsad edilmesi gündemde. Bundan ne Amerika'nın günahı var... Ne İngiltere'nin günahı var biz şaşırıyoruz ne Avrupa'nın. Avrupa'nın böyle bir derdi yok. Amerika'nın böyle bir derdi yok. Kimin derdi var? Adem'i bozmak isteyenin derdi var. Kim Adem'i bozmak istiyor? İblis. Hı. İblis kimi kullanıyor? Gönüllü olarak insanlıktan intikam almak isteyen o şer gücün beş kişi, üç kişi, dört kişi ama insanlığın bütün emeğini Hı. almış elde. Ayet buna müsaade ediyor. Diyor ki ben size yeryüzüne iki kere Müsaade edeceğim. Fesat çıkaracaksınız, Hı. devlet olacaksınız diyor ama devletlerini, güçlerini fesat ile anıyor. Beni İsrail Evet. kebira. Ben onları Beni İsrail'e kurban ederim. Bunların Beni İsrail falan da değil. Hı. Bunlar dinsiz, kitapsız siyonistler. Hı. Yani kendi maksatlarını, kendi arzularını ve intikamlarını e, insanlığa dayatmak için her yolumu bak gören, her ilmin kötü tarafını kullanmayı kendilerine iş edilmiş insanlar.